Merhabalar. Banyodan kanalizasyon kokusu geliyordu. Bunun gelmesinin birkaç nedeni olabilir. Birincisi yer sifonunda su olmaması. Bakın burada yer sifonu var. Yani burada banyonun suyunun gittiği bir gider var. Bu yer sifonunun içindeki su kurursa kanalizasyonun kötü kokusu eve tepebilir. Bu birinci seçenek. İkincisi duşakabinin içerisindeki giderin de es yapması lazım. Bu da eslidir sıfır dairelerde, yeni dairelerde. Eskilerde de eslidir. Yani su hapsoluyor, hava geçemiyor. Ama eğer kokunun oradan geldiğini düşünüyorsanız onu su tesisatçınıza baktırın. Basitinden burada sorun bu yeni daire olduğu için conta, çamaşır makinesinin giderinin bağlandığı lavabonun altındaki giderin contası baktım eskiydi ve kaliteli değildi. Bakın şu lastik conta farklı. Siyah olan siyah conta. Bunlar daha kaliteli beyaza nazaran. Her siyah için diyemeyeceğim ama bakın bu çok esnek ve böyle tekrardan hamur gibi tekrar eski şekline dönüveriyor bakın. Görüyor musunuz? Ama beyazlar çok kalitesizler var Koçtaş'ta. 1 liraya falan satıyorlar. Bunun fiyatı da öyledir ama bunu tesisatçıdan, pazarcıdan aldım. Şimdi bunu giderdeki beyaz contayla değiştireceğim. Bu sayede de kanalizasyonun kokusu geri tepmeyecek. Bunun içinden çamaşır makinesinin gider ortamı giriyor. Gidere tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi bakın gideri görmekteyiz. Bu lavabonun gideri, pardon, çamaşır makinesinin gideri değilmiş. Çamaşır makinesinin giderine de bakacağım. Ama o da aynı şekilde uygulanıyor. Şimdi bu lavabonun giderinin contası bakın nasıl hemen elime geliverdi çıktı. Görüyor musunuz? Çok kolay çıktı. Yani burada Allah'a emanet duruyormuş zaten. Şimdi içindeki suyu dökmeden döktükten sonra söylüyoruz. Evet, bu contayı çıkarıyorum. Süper. Harika. Her yeri sıçrattık. Şimdi bakın arkadaşlar contayı takıyorum, tamam mı? Siyah contayı. Beyaz çıktı ya zaten otomatik direkt. Siyah contayı taktım. Şimdi bu contanın yanından artık hava kaçmaz. Beyaz burada tam oturmuyordu beyaz conta. Siyah conta tam oturdu. Buraya bunu ortamı da sokacağım şimdi. Böyle zorlayıp sokuyorsunuz biraz. Sağ sol yapabilirsiniz. Ha, bu girdi. Test etmek için. Bakın bu S'in olması lazım. Bu S olacak ki bunun içinde su dursun sürekli ve hortumdan giren hava yukarıdan çıkmasın. Lavabonun deliğinden yukarı çıkmasın diye. Bu S'in olması lazım bakın. O da olmazsa olmazlarınızdan, tamam mı arkadaşlar? Bunu da sokabildiğimiz kadar soktuk. Bu kadar. Bakayım. Heh, biraz daha soktum bakın. İyi sokmak lazım şöyle. Tamamen de sokmayın. Şu boğuma gelmesin. Tamam. Şimdi açıyorum yukarıdan lavaboyu. Buradan alttan akma damlama falan olmasın onu kontrol ediyorum. Tamam, buradan artık bakın hava kanalizasyondan geri tepmez. Şu contanın kenarlarından hava geri tepmez. S olduğu için lavabonun içinden yukarı da hava gelmez. Bu gider contasını değiştirme işleminin aynısını hem çamaşır makinesine hem bulaşık makinesine de uygulayacağız. Beğeni tıklamayı unutmayın memnun kaldıysanız videomdan. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler.